Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 248. sayfadayız ve fonksiyonlarda grafik yorumunu işleyeceğiz ve bu da fonksiyonların son dersi olacak. 6 derste fonksiyonların konu anlatım kısmını bitirmiş olacağız. Kitabımız sevgili arkadaşlar, kaynak olarak kullandığım kitap Barış Yayınları video ders kitabı. Dileyen, isteyen, bu kampı benimle beraber yürütmek isteyen arkadaşım varsa açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirler kitaba diyelim ve hızımızı kesmeden aynı hızda devam edelim ve başlayalım dersimize. Evet, şimdi fonksiyonlarda grafik yorumu dedik. Öncelikle düşey doğru testine bakacağız. Bu düşey doğru testi ne işimize yarayacak? Öncelikle bunu bir öğrenelim. Bak, diyoruz ki eğer bir fonksiyonun sana grafiği verildiyse veya bir bağıntının grafiği verildiyse ben bunun fonksiyon olup olmadığını anlayacağım düşey doğru testiyle. Yani ne demek bu? Şimdi düşey dediğine göre y ekseni gibi olacak değil mi? Dolayısıyla ben bu grafiğe, bu bağıntının grafiğine y eksenine paralel şekilde doğrular çizeceğim. İşte bundan kaynaklı zaten ismi düşey doğru testi. Ben bu doğruları çektiğim takdirde yalnızca bir noktada kesiyorsa eğer, işte bu bağıntı grafiği aslında bir fonksiyon grafiğidir. İşte o verilen bağıntı aslında bir fonksiyondur diyeceğim. Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını tespit etmek için uygulanan teste de zaten ismini verdik. Düşey ya da dikey doğru testi diyoruz. Mesela burada verilen örneklere bir bakalım. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. Grafiği buradaki kırmızı doğru ve ben buna göründüğü üzere y ekseninde paralel olacak biçimde bir sürü doğru atmışım. Sonsuz tane doğru attığını hayal et. Ve buradaki doğruların her biri bu grafiği yalnızca bak burada, hatta y ekseninin kendisi de bu düşey doğru testine tabi tutulabilir. Sonuçta o da bir düşey doğrudur. Bak, o da burada kesmiş. Her biri tek bir noktada kesiyor. Bundan kaynaklı diyeceksin ki işte bu bir fonksiyondur. Şimdi yan tarafa bakalım, bir g bağıntısı verilmiş. G bağıntısı da -1 ile 1 kapalı aralığında tanımlı. Nereye? Yine -1 ile 1 kapalı aralığına. Yani tanım kümesi de -1'e 1, görüntü kümesi de, değer kümesi de -1'e 1. Dolayısıyla -1'e 1 kapalı aralığında tanımlı diyebiliriz. E peki ben buna dikey doğrular attığım takdirde ne görüyorum? Bak mesela şu doğru bunu iki noktada kesmiş. E tek noktada kesmesi gerekiyordu yalnızca. Bu da iki noktada kesmiş. Bu da iki noktada kesmiş. Hatta ve hatta bunu tek bir noktada kesen sadece şuraya teğet olan doğrular vardır ki o da bizim işimize gelmez. Yani bu bize yetmiyor. Bizim çektiğimiz bütün doğruların tek bir noktada kesmesi gerekiyordu. Burada iki noktada kestiğine göre artık bu bağıntı bir fonksiyon değildir. Bu grafikte bir fonksiyonun grafiği olamaz diyeceğiz. Buna dikkat. Peki sağ üst tarafta 78. örnekte diyor ki aşağıdaki grafiklerden hangileri R'den R'ye, yani reel sayılardan reel sayılara bir fonksiyon grafiğidir diye sormuş. Ne yapacağız biz? Dikey doğrular atacağız. Bak attım. Şöyle yeteri miktarda dikey doğru atalım. F1 grafiğini attık. Bakıyorsun tek nokta. Göründüğü üzere artık bu bir fonksiyon grafiğidir diyebilirsin. Yani buna tikimizi koyduk. Peki B'ye bakalım. Bak, tek bir hareketle ben bunun fonksiyon olmadığını gösteririm. Al sana o hareket. Gördün mü? Dikey doğruyu attım ve iki tane noktada kesti bu grafiği. Demek ki bu bir fonksiyon grafiği olamaz diyeceğim. Üçüncüye bakalım. Dikey doğruları attığın takdirde, y eksenine paralel doğruları buraya çektiğin takdirde göründüğü üzere yine hep tek noktada kesti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sonsuz tane de çeksem, şimdi 7 tane çektik gösterdik ama sonsuz tane de çeksem hep tek noktada kestiğini görüyorum. O halde bu da bir fonksiyon grafiğidir diyeceğim. D'ye bakıyoruz bir de. Buna da yine dikey doğrular atacağız. Ve dikkat et, bu fonksiyonun grafiğinde şurada kırılmış falan, böyle bir sivrileşmiş orası. Bizim için önemli mi? Hiçbir önemi yok. Sen şunu yapmakla mükellefsin. Abi y eksenine paralel doğrularını attın. Çok güzel. Hepsine bakıyorsun tek noktada kesmiş. Tamam, mis gibi fonksiyondur o halde bu da diyeceksin. Ve D'ye de fonksiyon diyeceksin. Cevabımız A, C ve D'de verilenler fonksiyondur. Fonksiyon olmayan sorulmuş olsaydı yalnızca B diyecektik. Peki ben grafiklere bakarak bir fonksiyonun tanım kümesini bulabilir miyim? Görüntü kümesini bulabilir miyim acaba? Gel beraber düşünelim. Şimdi bak, diyorum ki bir grafik verilmiş burada. Bazı grafiklerde şöyle içi boş bırakılan bir boncuk gibi bir şey veriliyor. Bazıları da böyle bilye gibi içleri dolduruluyor falan. Peki ben bunların ne anlama geldiğini nasıl düşüneceğim? Öncelikle onları söyleyelim. Bak, böyle noktalarda içi doluysa eğer, diyor ki mesela tanım kümesinde A vardır, görüntü kümesinde de C vardır deniliyor. Ama içi boşsa sen tanım kümesine B'yi yerleştiremezsin, D'yi koyamazsın anlamına geliyor. Peki ben bir aralıkta A ve C varsa ben bunları kapalı aralıkla gösteriyordum. Eğer ki B yoksa bunu da açık aralıkla gösteriyordum. Dolayısıyla kapalı aralıkta şöyle köşeli parantez kullanıyoruz, açık aralıkta bu şekilde yuvarlak parantez kullanıyoruz. Demek ki o zaman ben tanım kümemi nasıl ifade edeceğim? Tanım kümesi x ekseni üzerindedir, x ekseninin üzerindeki sayılardan seçilir. Burada tanım kümemiz A'dan B'ye kadar olan tüm reel sayılardır. Yalnız A dahil, B değil. Görüntü kümesi de y ekseni üzerindedir. Sonuçta fonksiyonun görüntüleri daima bize y ekseni üzerinde oluşturuluyor. Görüntü kümesi de C'den D'ye kadar olan bütün reel sayılardır. Ama C dahilken D değil. Çünkü D'nin karşılığına baktığın zaman içi boş böyle bir çember verilmiş orada. Bu ne anlama geliyordu? D'nin dahil olmadığı anlamını taşıyordu. O halde görüntü kümemiz bizim C'den kapalı, D'den açık olan aralıktır. F fonksiyonunun alabileceği en küçük değeri burada nasıl ifade ederim? İyi dinle. Şimdi en küçük değer dediğine göre y ekseninde görüntüsü oluşan en küçük elemanı bulmam gerekiyor. Biliyorsun ki y ekseninde aşağı doğru gittikçe sayılar küçülüyordu. O zaman benim bu fonksiyonumun görüntü kümesindeki en küçük eleman burada da göründüğü üzere c'dir. Peki sana şöyle bir soru sorsam. Buradaki fonksiyon için, bu görseldeki fonksiyon için, bu fonksiyonun alabileceği görüntü kümesindeki en büyük değer kaçtır? İşte d gibi duruyor ama d diyemiyorsun. Hatta ve hatta diyorsun ki ben bunu bilemem diyorsun. Buna yorum dahi yapamam diyorsun. Peki sebep? Şimdi bak, eğer içini doldurmuş olsaydı şu şekilde, o zaman maksimum sayımız, görüntü kümemizin en büyük elemanı d'dir derdik. Ama içini boş bırakmış. Hocam tamam, d'den birazcık küçüktür ama sen d'den birazcık küçük olan o sayıyı bilemezsin. D'den birazcık küçük olan sayı kaçtır diye sorsam, eminim sen bir sayı söylesem ben daha yakınını bulurum. Ben bir sayı söylesem sen daha yakınını bulursun. Dolayısıyla bu böyle sonsuzluk gibi, hani sonsuz kavramı gibi. Sonsuz olan sayı kaçtır bilmiyorsun. O zaman d'den küçük olan en büyük sayıyı da bulamazsın. Tamam, tabi bunun için çeşitli limit derslerinde varyasyonlarımız olacak. Diyeceğiz ki mesela d'nin sol tarafı falan diyeceğiz ama şu an konu limit değil, buna girmiyoruz. En büyük değer burada açıksa veya en küçük değeri açıksa en büyüğü en küçüğü bulamayız, yorum yapamayız. Ama kapalıysa direkt olarak net bir şekilde söylersin. Burada burası kapalı olduğu için en küçük değer C'dir diyoruz. Ama burası açık olduğu için en büyük değer hakkında yorum yapamam diyoruz. 248'i de bitirdik artık. Şimdi 249'daki kazanım bakışı 79'a beraber bakalım. Verilen fonksiyonların grafiklerinin tanım ve görüntü kümelerini bul demiş. Şimdi tanım kümesi diyelim. İlk fonksiyonumuza baktık. Abi ben bunun bu şekilde kollarının, her ne kadar sayfaya bu kadar sığdığı için bu kadar çizilse de, ben bunun kollarının bu şekilde uzayıp gittiğini biliyorum. Ve böylelikle x ekseni üzerine iz düşümlerine baktığım takdirde bütün x eksenini kapatabiliyorum. O halde bütün x ekseni, aslına bakarsan bütün sayı doğrusundan bahsediyoruz. Bütün x eksenini ifade nasıl ederim? Reel sayılardır derim. Tanım kümemiz tüm reel sayılar. Peki görüntü kümesi? Burada y ekseni üzerine baktığın zaman alınabilecek en küçük değer 7'dir. Maksimum değer, işte onun sınırı yok. Yani bu şekilde uzar gider, ben ekranın dışına da taşarım böyle çizmeye devam edersen. Bak, taştım. Peki o zaman neresidir? Sonsuzdur. Yani ben görüntü kümesini nasıl oluşturacağım arkadaşlar? En küçük elemanı 7 olduğu için 7'den kapalı, üst sınırı olmadığı için de sonsuz diyeceğim. Sonsuza kapalı aralık konulmaz. Bu şekilde açık aralık biçimde göstereceğim. Eksi sonsuzu da artı sonsuzu da. Tanım ve görüntüyü bulduk. Şimdi geldik ikinciye bakalım. Tanım kümemiz burada x ekseni üzerinde alınabilecek en küçük reel sayı eksi 5. En büyüğünü bulabiliyor muyum? Bulmuyorum. Bulamıyorum. Çünkü 3'te burada ne var? Bak, böyle içi boş bir boncuk var. Bunları alamıyorduk. Peki o zaman tanım kümesini yazalım. En küçük eksi 5'i almışız. En yüksekte 3'e kadar gitmişiz ama 3'ü alamıyoruz. O halde burayı açık aralık bırakıyorum. Tanım kümemiz eksi 5'e 3, yarı açık aralığı diyeceğiz. Peki görüntü kümesi hocam? Görüntü kümesine biliyorsun ki y ekseni üzerinde bakıyorduk. Madem öyle, Y ekseni üzerinde alınabilecek en küçük değer eksi 4. Maksimum değer 4 ama 4'ü alamıyoruz. O halde eksi 4'ten kapalı, 4'ten açık olan yarı açık aralıkta bize görüntü kümemizi verir. Hadi gel bir de 3'e bakalım. Bak böyle örnekler ben öğrenciyken bile benim kafamı karıştırmıştır. Tamam, çünkü bakıyorsun abi değişik bir örnek bu. Grafik yok ortada, sadece noktalı noktalı bir grafik. Peki nasıl yapabiliriz? Hocam şöyle diyeceksin hemen. Benim bu hx fonksiyonumun ifade nasıl ederim? Eksi 1 için nereden geçmiş? Hocam 0'dan geçiyor. 6 için nereden geçmiş? 2'den. Hemen şöyle yazarım. Eksi 1 için 0'dan ve 6 için de 2'den geçmiş diye ifade ederim. Başka bir yerde bir görüntüsü yok bu fonksiyonun. Unutma, ne demiştik? Birinci bileşenler daima x ekseni üzerindedir. İkinci bileşenler daima y ekseni üzerindedir. X ekseni üzerindekiler bana tanım kümesinin elemanlarını, y ekseninin üzerindekiler de bana görüntü kümesinin elemanlarını verir. Yani sarıyla işaretlediklerim x ekseni üzerinde tanım kümesinin elemanları, mavi ile işaretlediklerim de y ekseni üzerindeki görüntü kümesinin elemanları olacak. O halde benim tanım kümem, bak herhangi bir aralıktan bahsetmiyorum, eksi 1 ve 6 elemanlarından oluşan kümeyken, yani 2 elemanlı bir kümeyken, görüntü kümesi de 2 elemanlıdır ve bu elemanlar da 0 ve 2'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Diğerlerini yazmadım bile gördüğünüz üzere. Yatay doğru testi. Şimdi dikeyi öğrendik. Dikey doğru testi niye yapılıyordu? Hemen şöyle kontrol edeyim. 10 dakika önce anlattığım şeyi hatırlıyor musun? Dikey doğru testi bir bağıntı grafiğinin ya da bir grafiğin acaba fonksiyonun grafiği olabilir mi? Fonksiyon grafiği mi değil mi? Bunu anlamak için yapıyorduk. Yatay doğru testini ise bak burada yazmışız. Fonksiyon birebir mi? Örten mi? İçine mi? Bunu anlamak için yapacağız. Peki bunu nasıl yaparız? Yatay doğru testi dediğine göre bu sefer x eksenine paralel doğrular çizmem gerekiyor. Çizilen bu doğrular grafiği yalnızca bir noktada kesiyorsa eğer fonksiyon birebirdir. Bak yalnız bir noktada kesiyorsa her biri, o zaman fonksiyon birebirdir. Peki çizilen bu doğruların hepsi, yani grafiği kesiyorsa, kesmediği bir nokta yoksa, bakıyorsun hepsi bir yerde kesiyor. İşte o zaman fonksiyon örtendir diyorsun. Ama biz ne demiştik? İçine fonksiyon ne demekti? Örten olmayan fonksiyon demekti. O halde ben burada tüm doğrular grafiği en az bir noktada kesiyorsa örtendir diyorsam, o zaman bir noktada kesmeyen bir doğru varsa fonksiyon içinedir diyeceğim. Bu yönteme de yatay doğru testi adı vereceğiz sevgili arkadaşlar. 249'un sağ üst tarafına geldik. 80. örnekteyiz. Hadi gel beraber bakalım. Aşağıdaki grafiklerden gerçek sayılarda tanımlı fonksiyon grafiği olanların türlerini belirle demiş. Şimdi buraya baktık. Yatay doğru bir tane çizdim şöyle. Kesmedi. Şimdi her biri bir noktada kesiyorsa birebirdi. O zaman bu birebir değil. Birebir değil. Peki örten mi? Örten de değil. Örten olan, çünkü burada kesmeyen bir doğrumuz var. Örten olmayan fonksiyon nedir? İçine fonksiyondur. Geldim 2'ye. İkincisinde şunu şöyle çektim. Ne geldi? 2 noktada kesti. Bir noktada keserse birebir oluyordu. O zaman bu birebir değilmiş. Tamam mı? Birebir değil. İkinci olarak şuradan bir doğru çektim. Hiçbir noktada kesmedi. O zaman içineymiş. Örten değilmiş. Devam. Şuradan geldim. Bir tane doğru çektim. Kaç noktada kesti? Oo çok. 1, 2, 3, 4, 5 noktada kesti. Nasıl birebir olacak? Bir noktada kesince birebir oluyordu. O zaman birebir değildir diyeceğim. Tamam mı? Şöyle artı gibi oldu. Şöyle yapalım. Birebir değildir, hani eşit değildir anlamını taşıyan bir şey. Birebir değildir diye öyle çiziyorum ben. Peki örten mi? Bak bunu bu tarafa uzattım, bunu bu tarafa uzattım. Artık ben biliyorum ki bütün doğrularım benim bu grafiği bir noktada kesecek abi. Eğer kesmediği bir nokta yoksa bu fonksiyon örtendir diyeceğiz. Peki geldim 4'e. Çektik. Çektim. Bakıyorum her biri bir noktada kesiyor. O zaman kesinlikle birebirdir. Örten midir? Evet, her biri en az bir noktada kesiyor. Örtendir diyeceğim. İçine değildir. Geldik 5'e. Şimdi bak. Bak. Çektin. Çok güzel. Hocam birebirmiş. Helal olsun. Hocam bu böyle sonsuza kadar uzadığına göre örtendir de. Vallahi mükemmelsin. Helal olsun. Lakin bir sorun var işte. Hani senin bu birebir ve örten dediğin şey aslında fonksiyon bile değil. Arkadaşlar fonksiyon olmayana da ben birebirdir, örtendir diyemem. Bak bu fonksiyon bile değildir. Niye? Ya hocam dikey doğru testine göre ben bunu çizdiğim takdirde iki noktada kesmiş bu. İki noktada kesiyorsa fonksiyon olmuyordu. Daha 12 dakika önce işledik. Değil mi? O zaman sen bunun ne birebirliğinden bahsedebilirsin, ne örtenliğinden bahsedebilirsin. Bu adam fonksiyon bile değil dersin ki ÖSYM öyle bir soru sordu ki, yanlış hatırladım, geçen sene sormadı, bu sene de değil, ondan önceki sene veya ondan önceki sene öyle bir soru sordu ki fonksiyon olmayan grafiğe gitti, çocuklara fonksiyonmuş gibi tersi bir fonksiyon mudur, yani birebirliğini, örtenliğini kontrol ettirdi. Yemin ediyorum var ya, %90'ı düştü arkadaşlar. Yani o kadar böyle çeldirici bir soruydu ki akıllara zarar. O yüzden dikkat edin arkadaşlar, ÖSYM bunları bazen sevebiliyor. 249. sayfamızı bitirdik ve geldik artık 250'ye. Fonksiyon grafiklerinde görüntü ve ters görüntü olayına bakacağız. Arkadaşlar bir fonksiyon x1'e y1 sıralı ikilisinin bulunduğu noktadan geçiyorsa ben şunu söylerim: fx1 y1'e eşittir. Evet, peki ben bununla bunun yerini değiştirirsem f'in tersinde yazıyordum değil mi? F'in tersinde y1 x1 midir? Evet. Şimdi ben fonksiyonun düzüne bakarken şuradaki x ekseni üzerindeki elemanı alıyorum ve y ekseni üzerine taşıyorum. y1'e gitmiş diyorum. Tersinde ise tam tersinden bakıyorum. Şuradaki elemanı alıyorum, hop diyorum, çarptım, geri döndüm. Nereye gitmiş? x1'e gitmiş hocam diyorum. F'in tersinde y1 de bana x1'i veriyor. Peki gel 81'e bir bakalım beraber. Yandaki şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiş. F eksi 2. Eksi 2 nereye gitmiş abi? Hop çıktım, çarptım, döndüm, 4'e gitmiş. Bak burası 4. Peki f0. 0 nereye gitmiş? Çıktı, 2'ye gitmiş. Burası da 2'ymiş. F'in tersinde 4. Yani diyor ki f'i 4 yapan değer. F'i 4 yapan değer. 4'ü alırım, bu tarafa doğru taşıdım. Hop nereye indim? Eksi 2'ye. Bak burası eksi 2'ymiş. Peki f'i 0 yapan değer. Y ekseni üzerinde 0 nereye çarpmış? Hop buradaki x ekseni üzerindeki 3'e çarpmış. Peki 4 artı 2 kere 2 gene 4 bölü eksi 2'den 3 çıktı, eksi 5. O halde cevabımız eksi 8 bölü 3'ün ta kendisidir diyeceğiz. Peki 82'ye bir bakalım beraber. Dikkat et, bu f'in grafiği değil. Neyin grafiği? f2x eksi 1'in grafiği. Oo, bunu ilk defa gördük. Şimdi iyi dinle, elin ayağın zangır zangır titremesin abi. Gerek yok lan. Basit, sonuçta alt tarafı soru yani. Burada ekranda veya işte kitabında yazan sayılardan, rakamlardan niye korkasın ki? Değil mi? Sen insansın ya. O kitabı bile bir insan yazıyor. Yani insan üretimi bir şeyden neden korkasın? İyi dinle beni. f2x-1. Tamam. Benden neyi istiyor? f3'ü. Şimdi şu soruyu soracağım kendime. İçeriği 3 yapmak için x kaç olmalı? Tabii ki de 2 olmalı. Peki. 2 nereye gitmiş? Hop 1'e gitmiş. O zaman burası 1'dir. Güzel. Şimdi geldim şuraya. Hocam f-3. O zaman içeriği eksi 3 yapan değeri bulalım. 2x-1'i eksi 3'e eşitlersen 2x-2 gelir. X gördüğün yere eksi 1 yazmalıymışım dersin. Peki eksi 1 nereye gitmiş? Hop çarptım eksi 1'e gitmiş. Bak burası da eksi 1. Peki 1 ile eksi 1'in toplamı ne yapar? Hoca 0 yapar. Şimdi f'in tersinde bir, f'i 1 yapan değer zaten burada 2 idi. Dolayısıyla pardon, özür dilerim. Şuradan bir sayı gelecek değil mi? Özür dilerim. Ama buraya senin ne yazdığının bir önemi yok. Sonuçta bir sayı çıkacak. 0 harici bir sayı çıkacak. 0 bölü bir şey de neye eşittir? Tabii ki 0'ın ta kendisidir. Yani cevabımız 0 olacaktı gençler. Geldik sağ üst tarafa. Bir aralığın fonksiyonu altındaki görüntüsü ve ters görüntüsü. Şimdi aralıktan bahsediyorum ben. Aralık dediğimiz yer şu x1 x2 aralığı. Peki ben bu aralığı komple şuraya taşısam şöyle olur ve buraya çarptık ya, artık bunlar beni görüntüye götürür. Yani şöyle düşün. Abi şunu aldın, şuradaki doğru vardı ya, onu aldın şöyle. Şunu bir çekelim kenara. Bunu bir çekelim. Şimdi bak iyi dinliyorsun. Şunu da ben sileyim burada. Şuradaki kırmızı çizginin üstüne bu kırmızı çizgiyi aldım. Bunu aldık. Bunu aldım. Yukarı doğru taşıdım. Bunlar fonksiyona çarptı. Fonksiyona çarptıktan sonra şu şekilde döndürdüm. Tamam mı? Ve artık bu tarafı taramaya başladı. Nereyi taradı? Y1 ile Y2'nin arasını taradı. O zaman ben X1 ile X2 aralığının F altındaki görüntüsüne Y1 ile Y2 aralığı diyeceğim. Bak burada da vermişiz. Görsel üzerinden daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Tersini nasıl yapacağız? Hocam tersinde de zaten tersine gideceğiz. Yani şunu tutacağız. Böyle çarptık. Çarptıktan sonra hop döndü buradan. Aşağı doğru hareket etti. Buraya düşmüş diyeceğiz. Böylelikle tersinde Y1 ile Y2'nin görüntüsü de X1 X2 aralığı olacak. Tamam. Geldik 83'e. Diyor ki şimdi bana soruda. -2 ile 0 aralığı nereye gitmiştir? Ha bak şimdi dur. Şöyle yapacağız bak. -2 ile 0 aralığı şurası mı? Değil mi? Burası. Şimdi diyor ki bunu al diyor. Yukarı doğru diyor. Taşıyacaksın diyor. Şöyle yukarı doğru taşıdım. Buradan çarptık, artık döneceğiz. Tamam, döndük. Döndükten sonra burası nereyi kapatıyor bak. 3 ile 5 arasını kapatıyor. Aa çok güzel, o zaman eşittir. 3 ile 5 kapalı aralığı dedik. Güzel. Şimdi diyor ki 3 ile 5 açık aralığı nereye gider diyor. 3 ile 5 açık aralığı. Yaparız ya bak. Şöyle 3 ile 5 şurası mı? Peki bu nereye gidiyor? Görüntü olarak nereye gidiyor arkadaşlar? Şimdi 3'ün görüntüsü 0 zaten. 5'in görüntüsü de eksi 3. Demek ki ben nereyi kapatacağım? Buradan döneceğim. Ve bu da bak şurayı kapatır diyeceğiz. Burayı tarıyor. Tamam. Dolayısıyla eksi 3 ile 0. Tabi açık aralık dediği için burası da açık aralık olacak. Eksi 3'ten 0'a kadar olan açık aralıktır diyeceğiz cevabımıza. Geldik buraya. F'in tersinde 3'e 5. Ve ben zaten bak şunu sormuş. Şununla şunun yerini değiştirince ne oluyor? F'in tersinde 3 ile 5. 3-5 kapalı aralığı. Bu nereye gitmişti? O zaman eksi 2'den 0'a kadar olan kapalı aralığa gitmişti. Zaten bizden de bu istenmiyordu. Bak bulduk. Yani şunun tersini sormuş açıkçası. Peki F'in tersinde 0'a 3. Şimdi hemen şöyle diyelim. F'in tersinde 0'a 3 dediğine göre 0'dan 3'e kadar y ekseni üzerinde tarayacağım. Peki bu x ekseni üzerinde nereye gitmiştir? Bak şimdi. Şunu aldım. Zaten ilk defa şurada çarptı bak. Şurada çarptı. Çarptıktan sonra tabii ki ben bunu artık döndüreceğim. Ve burada çarpmıştı yani. Uzatacağım. Abi nereye gitmiştir 0 ile 3 aralığı? Bak buraya gitmiştir. 0-3 aralığı beni yine nereye taşıdı? Abi 0 ile 3 aralığına taşıdı. Demek ki burası da ne olacak? Yine 0'a 3 olacak. Umarım anlaşılmıştır gençler. Şimdi 250. sayfayı da bitirdik ve böylelikle 251'e doğru geçiyoruz. Ne var karşımızda? 84. soru. Hadi düşünelim. Eksi 4'e 2 aralığı. Yani diyor ki x'ler diyor eksi 4 ile 2 aralığındadır diyor. Peki bunu elde ettik. Bunu nereden elde ettim? Aha buradan. Peki diyor şunun diyor görüntüsü nedir? 2x artı 5'leri bul diyor. Ulan bildiğim basit eşitsizlik bu. Ben size hep ne demiştim? Matematikte buraya kadar öğrendiğimiz her şey araç gereç. Diğer konularda kullanabilmek için öğrendik. Bak gördün mü? Diğer konular için de kullanacağız şimdi. 2x artı 5'i nasıl bulursun? Hocam 2 ile çarparım önce bunu. Şöyle yaparım. Sonra bir de 5 eklerim. Yani eksi 3 küçük veya eşittir 2x artı 5. O da küçük veya eşittir 5 ekleyince özür dilerim 9 gelir. Yani burası neymiş? Eksi 3 ile 9 aralığıymış arkadaşlarım benim görüntü kümem. Buraya git bakalım. X küp lazım bize. Şu aralığın küpünü al bakayım. Eksi 64 küçük veya eşittir x küp. O da küçük veya eşittir 8. Eksi ile çarpacaksın hocam. Çarp. Eksi 8 küçük veya eşittir eksi x küp. O da küçük veya eşittir eksi 64. Değil mi? Eksi ile çarpınca artı 64 özür dilerim. Şimdi ne yapacağım? Hocam 1 eklememiz lazım. Ekle. Eksi 7 küçük veya eşittir 1 eksi x küp. O da küçük veya eşittir 64'e 1 ekle 65. Yani eksi 7'den kapalı 65'ten kapalı olan aralıkmış bizim görüntü kümemiz. Pekala. Pekala. X kare artı 1'e gelelim. Şu aralığın karesini alırsan arada 0 olduğu için unutma. 0 küçük veya eşittir x kare, o da küçük veya eşittir eksi 4'ün karesi daha büyük olduğu için 16'yı yazdım. Ve 1 ekleyeceğim. 1 küçük veya eşittir 1 artı x kare, o da küçük veya eşittir 17 diyeceğim. Bak x kare artı 1 neredeymiş? 1 ile 17 kapalı aralığında. Demek ki C şıkkının da cevabı 1'den 17 kapalı aralığı olacak. Peki geldim buna. Hocam 2 tane x var, ne halt yiyecektim? Bunu da öğrettik basit eşitsizliklerde. 2 tane x varsa bunu teke indirgeyeceksin. Nasıl yaparsın? Dersin ki hocam x kare eksi 6x artı 9 olsaydı tam kare olurdu. Tam kare. Bir de 8 çıkarmam lazım çünkü 1'e eşit olması lazım. Şurası neydi? X eksi 3'ün karesiydi hocam. Bir de 8 çıkaracağım. Şimdi bana ne lazım? X eksi 3 lazım. 3 çıkar. Eksi 7. Küçük veya eşittir x eksi 3. O da küçük veya eşittir 3 çıkardım. Eksi 1. Al karesini ve direkt 1 ile x eksi 3'ün karesi. Arada 0 olmadığı için karesi 49 dedim. Hocam bir de sanırım 8 çıkarmam lazım. Evet 8'i de çıkaralım. Eksi 7 küçük veya eşittir x eksi 3'ün karesi. Eksi 8 o da küçük veya eşittir. 8 çıkarırsam 41 gelir ki demek ki D'nin de cevabı neymiş? Eksi 7'den kapalı 41'den kapalı olan aralıkmış sevgili gençler. Evet 84'ü de bitirdik. Fonksiyonun kökleri sıfırları. Unutma bir fonksiyonun grafiğinde x eksenini kestiği yerler, fonksiyonun x eksenini kestiği yerler aynı zamanda o fonksiyonun ya da polinomda da aynı şekilde polinomun sıfırları ya da kökleri diyeceğiz. X eksenini kesen noktalar burada hangi absiz noktalar? Eksi 5, eksi 2 ve 9. Bunların toplamı sorulmuş, toplarsak 2 gelir. Cevabımız 2 idi. Geldik efendim doğrusal fonksiyon grafiğine. Sana bir grafik verdiyse aha da bu şekilde. Grafikte x eksenini ve y eksenini kestiğin yerler belliyse o zaman sen bunun kuralını, fonksiyonun kuralını, doğrusal fonksiyonun kuralını şu şekilde yazacaksın. X bölü a yani x'in x eksenini kestiği yer. Fonksiyonun x eksenini kestiği yer a. Dolayısıyla x bölü a. Fonksiyonun y eksenini kestiği yer b olduğu için y bölü b eşittir 1 diyorsun. O 1 sabit. Orada duracak. Mesela bunu iki farklı yoldan çözeceğim. İyi dinle o yüzden. X eksenini kestiğimiz yer 5. Dolayısıyla x bölü 5 diyeceğim. Y eksenini kestiğimiz yer eksi 10. Dolayısıyla bölü y bölü eksi 10 diyeceğim. Artı y bölü eksi 10 eşittir 1 diyeceğim. Tabi doğal olarak ben bunu 10'la genişletirsem bölü 5 ve bölü 10'dan kurtulurum. Yani 2x eksi y eşittir 10 yapar. Y'yi yalnız bırakırsam fonksiyonu bulurum. Bu da y eşittir 2x eksi 10'u verir bize. Yani bu da bana fonksiyonu verecek biliyorsun. Y eşittir fx fonksiyonumuzdu her zaman. Y eşittir fx bu da 2x eksi 10'muş. Buradan da ne sorulmuş? f-3 ve f4 sorulmuş. f-3'ü bulmak için x gördüğüm yere eksi 3 yazarım. 2 kere eksi 3 eksi 6. Eksi 10 da eksi 16 yapar. f4 de 2 kere 4 8. 10 çıkardım. Eksi 2. Bunların toplamı sorulmuş bize. Cevap eksi 18'di. Peki hocam şunu farklı bir şekilde bulmanın bir yolu var mı? Var. İyi dinle. Biraz daha AYT bilgisi gerektiriyor. Eğim bulacağız. Ya da tanjantını bulacağız. Nasıl? Şöyle. Şuradaki açı alfa ya. O açı aynı zamanda burasıdır. Bu açının tanjantı karşı bölü komşudur. 10 bölü 5 kaçtır? 2. Fx eşittir diyorsun. O eğimi buldun ya. Eğim çarpı x. Bak 2x oldu. 0 için nereden geçmiş? Eksi 10'dan mı? Yaz bakayım 0'ı 0. Eksi 10'dan geçmesi için bir de 10 çıkarmam lazım. İşte sana fonksiyon. 2x eksi 10. 2x eksi 10. Her türlü bulursun. Bulmak isteyince insanoğlu her şeyi bulur ya. Vallahi bak. Vallahi insanoğlu her şeyi bulur bulmak isteyince. Sabit fonksiyonun grafiği. Çok basit. Fx eşittir 3'ü mü istiyorsun? O zaman y'ye 3'ü çizersin. Bütün x'ler için 3 olduğu için aha da böyle bir x eksenine yatay, x eksenine paralel doğruyu çizersin. Y eşittir 3 doğrusu bu fonksiyonun grafiği olur. Ya da bu da fx eşittir eksi 5 fonksiyonunun grafiğidir gençler. 87. kazanım bakış. Fx fonksiyonun grafiği verilmiş. F x eksi 4 eşittir 3 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi sonuç olarak unutma f'in 3'e eşit olmasını istiyor. Bu da f değil mi? Hocam o fx o fx. Bir dakika sabit, sakin ol. Sakin. Sonuç olarak f'in 3 olmasını istemiyor mu? Tamam bu da f. O zaman ben bunu bulayım. 3 neresi şurası? Şu şekilde y eşittir 3 doğrunu çiziyorsun. Bak, burası y eşittir 3 doğrusu. Peki şimdi sorum şu. Hangi absis noktalardan kestik? Burada, burada ve burada kestik hocam. Yani sen şunu söyleyebilir misin? Hocam f-2 3'müş. f3 3'müş. Ve f6 3'müş. Değil mi? Şimdi iyi dinle. Ama benden f(x-4) isteniyordu. Şimdi sorabilirsin o soruyu işte. Hocam f(x-4)'ü 3'e eşitlememiz gerekiyor. O zaman sen şunu yaparsın. İçerisi yani x-4'ü eksi 2'ye eşit dersin. x-4 eksi 2 olursa. x-4 3'e eşit dersin. x-4 6'ya eşit dersin. Buradan x eşittir 2, buradan x eşittir 7 ve buradan x eşittir 10'u bulursun. Artık sağlayan x değerlerini bulmuş oldun. Bunların da toplamı istemiş. Toplarsan 19'un ta kendisi cebine girer. Tamam. 251'i de bitirdik. Şimdi neredeyiz? 252'deyiz. Hemen geçtik. Fx eşittir gx eşitliğinin grafiksel yorumuna bakacağız sevgili arkadaşlar. Hocam, f ve g fonksiyonu verilmiş olsun. F ile g'yi birbirine eşitlersem bu denklemi kökleri bu iki fonksiyonun grafiklerinin kesim noktalarının apsisleridir. Mesela gx fonksiyonu şu kırmızı, fx fonksiyonu da şöyle mavi ile gösterirsem nerede kesiştiler? Bir burada, bir de burada. Hangi apsisli noktalarda? Eksi 2'de ve 4'te. İşte bunlar kesim noktalarının apsisleridir. Eksi 2 ve 4. Eğer diyor fx eşittir gx denkleminin kökü yoksa, yani çözüm kümesi boş küme ise, o zaman grafikleri de kesişmiyordur. Yorum bu. Eğer ki iki tane fonksiyon verdi sana, hop eşit dedi, denklem kurdurdu. Denklemde de kök gelmedi. O zaman diyeceksin ki he, grafikleri kesişmiyor. Veya dedi ki tam tersten, f ve g fonksiyonlarının grafikleri kesişmemektedir. O zaman dersin ki ha, ikisini birbirine eşitlersem kök gelmemesi lazım. Bak ne güzel yorumlar. Ve basit yorumlar. Ama karşınıza bu tarz sorular çıktığı zaman çoğu zaman eliniz ayağınıza dolaşıyor. Çünkü yorum yapmayı bilmiyoruz. Yorum yapmayı öğreneceğiz. Basit yorumlar ama hepsi bir araya geldiğinde, unutmadığın takdirde, uygulayabildiğin takdirde önemli yorumlar. Tamam. 88 mesela. Diyor ki f fonksiyonun grafiği var. fx de gx eşitlendiği zaman bu denklemin kaç kökü vardır? Gx neymiş? X eşittir gx eşittir 1 fonksiyonu. 1 neresi hocam? Hocam şurası. O zaman gx'in grafiğini çiz. Şşt, hocam bu. O zaman kaç noktada kesişir? 1, 2, 3 noktada kesişir. O zaman 3 tane de köküm vardır diyebilirsin. Altta soru yok. Yukarı geçtik. Parçalı fonksiyonun grafiğine. Şimdi bu biraz canını sıkabilir. Bu biraz canını sıkabilir. Grafik çizmene gerek kalmaz çünkü genel itibariyle ÖSYM'de. Lakin çizdiğin takdirde de konuyu iyi öğrenirsin. O yüzden sıkıcı ama verimli bir ders olacak bu kısım. 3 tane örnek. Arkasından zaten mutlak değer fonksiyonu grafiğine geçeceğiz. Tabii bunlar da öyle. Bak bunlar da öyle. Çünkü sebebi bunları da parçalı tanımlı fonksiyona çevirip çözeceğiz. Şuradan itibaren artık ders hızla akmaya başlayacak. O yüzden beni 89. örnekte iyi dinle. Burası falan önemli değil bak senin için. Şuralar falan hiç önemli değil. Şöyle, gerçek sayılarda tanımlı fx parçalı tanımlı fonksiyonu verilmiş, grafiğini çiz diyor. Nasıl çizerim? Şimdi hocam öncelikle yapman gereken şey, bir kartezyen koordinat sistemini çizeceksin. Burası x, burası y dedin. Bunu dedikten sonra parçalanma noktan neresi senin? Hop 2. 2'yi de burada gösterdin. Şöyle burası da 2. Tamam. Birazcık aşağı kayalım artık seninle şöyle. Tamam. Şimdi iyi dinle. Diyor ki x'ler 2'den öncesinde 2 iken ve 2'den önce fx eşittir 4 gibi davranacak. Fx eşittir 4'ün grafiği nasıl? 4'ü şurada gösterirsin. Dersin ki 2'den önce bunu çizeceksem şunu şöyle tuttum çizdim. Bak bu senin fonksiyonun 2'den önceki grafiği. Ve 2'de burası dolu. Niye? Çünkü 2'ye eşitlik var. 2'den sonra diyor 1-x'in grafiğini çizeceksin diyor. Şimdi 2 için bunlar doğrusal fonksiyonlar olduğu için çok rahat çizilir grafiği. 2 için bu fonksiyon nereden geçer? Yaz 2'yi, 1'den 2 çıktı. Eksi 1. 2 için eksi 1'den geçiyormuş. Yani şurası. Ama tabii 2'yi alamadığı için eksi 1'i de alamayacak. Bir de dersin ki 3 için nereden geçiyor? 1'den 3 çıktı. Eksi 2. 3 içinde eksi 2'den geçecekmiş. Tık 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 getirdim. 3'ü de şurada gösterdim. 3 içinde buradaymış. Tamam. Eşitlik var mı? Mecbur olacak. Çünkü 3 burada var. O halde dersin ki bir de şöyle bir grafik çizerim hocam. Al sana fonksiyonun grafiği. Neresi? Şu sarıyla gösterdiğim fonksiyonun grafiğinin ta kendisidir arkadaşlar. Tamam. Geldik 90'a. Fx yine parçalı tanımlı. Nerede parçalanmış hocam? 5'te parçalanmış. Peki. Çizelim o zaman. Şöyle göstereyim. Şu x eksenim. Şu da benim y eksenim olsun. İsimlendirelim. Burası x. Hocam burası y. Burası orijin. 5'teyken 7'ye gitmiş. Şimdi şurası 5 olsun. Tamam. Nereye gitmişti? 7'ye. Şurası da 7 olsun. şöyle 7. Tık 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 getirdik. Tık 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 buraya koyduk, buraya getirdik. Şimdi fonksiyonun grafiği buradan geçmiş abi. Bu güzel. 5'ten önce x eksi 5 olmuş. 5'i yerine yazarsam 0 olur değil mi? Şimdi o halde ben diyorum ki bak. Şuradaki izninizle şuraya bir zoom atacağım. Bayağı zoom attım yalnız. 5'e girdik arkadaşlar. Şurayı sildim. Şimdi bak. Şurayı şöyle boş bırakacağım. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle boş bırakacağım. Şimdi sebep. Uzaklaştım. Şöyle gösterelim. Şimdi bak. 5'ten önce diyor. X 5'e eşit olamıyor. Ben 5'i burada yerine yazdığım zaman 0 geliyor ya. O zaman görüntü de 0'a eşit olamaz. O yüzden y ekseni üzerinde bak 0 burada ya. 0'ın içini boş bıraktım. Peki şurası 1 mi? 1. O zaman bu fonksiyon artan fonksiyondur. Yani 5'ten önce 5'e gelene kadar artmış demektir. Böyle çizebilirsin bunu. Peki 5'ten sonra ne demiş? Eksi 3x demiş. Azalacak. Peki 5'i yerine yazınca ne geliyor? E gene 0 geliyor. O zaman ben 5'teyken de 0 alamayacak ama 0 civarında olduğunu bileceğim. Bak burası böyle artmıştı ya. Daha da eğimli bir şekilde azalacak artık. Daha da eğimli. Neden? Şu bakıyorsun burası birer birer artıyor. Bura üçer üçer azalıyor. Sırf o yüzden. Tamam. Dolayısıyla ben bunu bu şekilde daha az eğimli çizerken burayı daha yüksek eğimli biçimde azaltmaya devam edeceğim. Bu da benim fonksiyonumun grafiği olacak. Peki dik koordinat düzleminde böyle bir fonksiyon varsa bir de bunun grafiğini çiz demiş. Yapalım. Şimdi ben bunu şu şekilde x eksenimi çizdim. Şöyle y eksenimi oluşturdum. İsimlendirelim. Aheste aheste yapıyorsun. Öyle alelacele yaparsan hata yaparsın. 0. Şimdi diyor ki eksi 5 ile 5 arasında hep 7 gibi davranmış diyor. Ben bunu gördüm ya artık dayanamam abi. Şuraya eksi 5'i yazarım. Şuraya da 5'i gösteririm. Eksi 5 ile 5 arasında hep 7 olmuş. Şuraya da 7 diyelim. Tamam. Bu 1. Eşitlik var mı bunlara? Yok. O zaman bunların da içi boş kalacak. Tamam. Geldim buraya. Bu fonksiyon 5'ten sonra negatif olduğu için azalacak bak. Azalacak. 5'i yaz bakayım yerine. Eksi 4 kere 5. Eksi 20. 32 ekle 12. He, 12'den geçecek. Bak şurası 12. Tık 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 götürdüm. Burası. Buradan itibaren buraya eşit olmak kaydıyla azalacak. Böyle azalttım hocam. Tamam. Şu kesiştiği yeri bulabilir miyiz? X ekseniyle buluruz. Bunu sıfıra eşitleyen değer kaçtır? 8. Bak burası da 8'miş. Sıfıra eşitleyen değerde biliyorsun fonksiyonu sıfırları demiştik. X eksenini kestiği yerdir. Bir de gel şurayı bulalım. Bak burası artan. 5x pozitif olduğu için. Eksi 5'i yaz bakayım yerine. 5 kere eksi 5 eksi 25. 40 ekledim 15. Demek ki şurası 15. Ve 15 ile şurası kesişecek. Eşitlik olduğu için içi dolu olacak. Ve bu fonksiyon artan olduğu için de böyle bir olay yapacak. Peki şurası kaçtır? Şurayı sıfıra eşitleyen x değeri kaçtır? Eksi 8'dir. Demek ki burası da eksi 8 olacak. Güzel. Şimdi diyor ki bak bana. Fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanı. Yani şuradaki sarı bölge x ekseni ile arasında kalan. Şuradaki sarı bölge ve buradaki sarı bölgenin alanı istenmiş benden. Hadi bulalım. Bir kere şurası zaten dikdörtgen değil mi? Ve uzunluğu 10 birim. E şurası da 7 birimde. Buranın alanı etti 70. Geldim şuraya. Şu kısım 3 birim. Hocam şurası da 12 birimdi. 3 kere 12. 36 2'ye böldüm. 18. Hocam şurası 3 birimdi. Şurası da 15 birimdi. 3 kere 15. 45. Değil mi? Bölü 2. Buranın alanı da 45 bölü 2'ymiş. Şimdi gel. 70 ile 18'in toplamı 88. Artı bir de bunun üzerine 45 bölü 2'ye ekleyeceğim. 2 kere 88 176. 45'i üstüne eklersem 221 yapar. Bölü 2 birim kare bana cevabı verir. Tamam güzel kardeşim. 221 bölü 2'ymiş cevabımız. 252'yi de bitirdik. Şimdi mutlak değer fonksiyonun grafiğini çizeceğiz hazırsak. Reel sayılarda tanımlı bir fonksiyonumuz var. Bu şekilde bir fonksiyon verilmiş. Öncelikle ilk yapmamız gereken şey... Fonksiyonu parçalı tanımlı biçimde yazacaksın. Hata yapmamak üzere. Tabi mesela AYT fonksiyonları öğrendiğimiz zaman bu da kolay. Hatta şimdi onu da anlatayım ben sana. Diyorsun ki bunun kritik noktası 5. O zaman x 5'ten küçükken ve x 5'ten büyük veya eşitken veya eşitliği buraya da koyabilirsin. Hiç sıkıntı yok. X 5'ten küçükken burası dışarı nasıl çıkar? 5 eksi x diye. 5 eksi x'e 4 eklersen 9 eksi x yapar. X'ler 5'ten büyük veya eşitken burası x eksi 5 diye çıkar. 4 eklersem x eksi 1 olur. 5'ten önce bu grafiği, 5'ten sonra bu grafiği çizmem gerekiyor. O zaman başlayalım çizmeye. Şuraya çizelim. Hatta alt tarafa çizelim şöyle. Fonksiyonumuz yukarıda görünsün. Şunu şöyle yaptım. Bunu da böyle yaptım. Dedim ki kritik noktam 5'ti. 5'i burada yerine yaz 4. Burada yerine yaz 4. Demek ki 5 için illaki 4'ten geçecek abi. Şuraya da 4 diyelim. Buradan geçecek. Peki artan mı? 5'ten sonra artan. Böyle çizelim. 5'ten önce negatif, azalan. Onu da böyle çizelim. Hatta 0 için nereden geçer? 9'dan. Demek ki burası da 9'muş derim. Göründüğü üzere artık fonksiyonumuzun grafiği ahanda budur diyebiliriz. Tabi 5 için 4'ten geçtiğini de söylemiştik. Onu da bu şekilde noktalı çizgilerle gösterebilirsin. Burası x ekseni, burası y ekseniydi. Burası da orijindi. Şimdi peki bunu nasıl çizeriz hocam? Bu biraz karışık gibi. Niye? 2 tane kritik nokta var. İyi dinle. Ben burada kritik noktalardan birinin 0, ötekinin 10 olduğunu biliyorum. O halde bu fonksiyonu parçalı tanımlı biçimde şu şekilde yazarım. Fx eşittir. Açtım. 2 tane kritik noktam vardı. Bir x sıfırdan küçükken diyeceğim. Bir x'ler 0 ile 10 arasındayken diyeceğim. Bir de x'ler 10'dan büyükken diyeceğim. Hocam bunların eşitliği nerede? İstediğin yere koy. Birini buraya, birini buraya koydum ben. Tamam mı? Peki. Şimdi x'ler 0'dan küçükken burası eksi x diye çıkar. Burası eksi x artı 10 diye çıkacağından artık burası eksi 2x artı 10 yapacaktır. X'ler 0 ile 10 arasındayken 0'dan büyük olduğu için burası x diye çıkar. Burası eksi x artı 10 olmaya devam eder. Toplayınca 10 gelir. Demek ki 0 ile 10 arasındayken fonksiyonumuz sabit fonksiyon olan 10 gibi davranıyor. Ve x'ler 10'dan büyük veya eşitken burası x diye çıkar. Burası olduğu gibi x eksi 10 diye çıkar. Toplamları da 2x artı değil eksi 10 olur. Peki artık grafiği çizeceğiz. Bak 0'dan önce eksi 2x artı 10'un grafiği. 0 ile 10 arasındayken 10'un grafiği. X'ler 10'dan büyükken de veya eşitken de 2x eksi 10'un grafiğini çizeceğim. Hadi yapalım. Şu x ekseni, şu da y ekseni. İsimlendir hemen x, y ve orijin diye. Şu şekilde. Daha sonrasında 0 burası, 10 da şurası. 0 ile 10 arasında hep 10'a eşit oluyormuş bizim fonksiyonumuz. Dolayısıyla bunları bu şekilde buraya kadar çizdim. Sonra ne dedim? Hocam şöyle 10 için 10'dan geçiyor. Güzel. Şimdi ondan sonra 2x eksi 10'un grafiği, ki doğrusal grafik olduğunu biliyorsun, ki artan olduğunu biliyorsun. O halde tutarsın. Şuradan itibaren şöyle arttırırsın. Sıfırdan önce de azalan bir grafikti. Eksi 2x artı 10 diye azalan bir grafik olduğu için sıfıra gelene kadar azalan bir grafik çizeceğim. İşte karşında mutlak değer x artı mutlak değer x eksi 10'un grafiğinin ta kendisi. Tamam. Ve geldik 94'e. Bu biraz sıkıntılı açıkçası. O yüzden iyi dinle, algılarını aç. Çok iyi anlatacağımı düşünüyorum. Anlatacağım. Sen de çok iyi dinle ki çok iyi anla. Şimdi hocam burada kritik nokta içeride 4 ama aması var. Dışarıda da bir mutlak değer var. Yani en dışarıdaki mutlak değerinde bir kritik noktası olmak zorunda. Değil mi? Şimdi o zaman şöyle düşüneceğim ben. Diyeceğim ki öncelikle, abi ben şu kısmın kritik noktasının 4 olduğunu biliyorum. O halde benim fonksiyonumu önce ben şöyle yazarım. Fx eşittir. Açtık abi. Eğer ki x'ler 4'ten küçükse, x'ler 4'e eşitse ve x'ler 4'ten büyükse derim. Şimdi eşitliği istediğin yere koyabilirsin. Sıkıntı yok yine. 4'ten küçükse x'ler, şuradaki mutlak değer dışarı nasıl çıkar? 4 eksi x diye. Bir de eksi 3 vardı hocam. Demek ki burası 1 eksi x oluyor. Ama unutma, hala dışarıdaki mutlağı kaldırmadım ben. Dolayısıyla mutlak değer 1 eksi x oluyor. X'ler 4'e eşitse burası 0 olduğundan mutlak değer eksi 3'ten 3 gibi davranıyor fonksiyon. X'ler 4'ten büyükken olduğu gibi çıkacak ya. X eksi 4'ten 3'ü çıkarıyorsun. Ne geliyor? X eksi 7 geliyor. Tabii ki bunun mutlak değeri diyorsun. Şimdi bak. Sen x eksi a'nın mutlak değerini çizmek istiyorsan, x eksi a'nın mutlak değerinin grafiğini çizmek istiyorsan, a'nın neresi olduğunu buluyorsun. A burası ya. Sonra oraya v çizersin hocam. Bak bunu sakın unutma. Bu hep böyledir. Değişmez. Hocam ters v falan çizemezsin. Çünkü negatif olur o zaman çıktıları fonksiyon. Mutlak değer ya bu. Daima sıfır veya pozitif olacak. Ondan kaynaklı böyle v çizersin. Şimdi geldim buraya. Sen mutlak değer 1 eksi x'in mutlak değer x eksi 1'e eşit olduğunu da biliyorsun aynı zamanda, değil mi? İkisi birbirine eşit. Ben şunu ve şunu çizemez miyim şimdi? Çizeriz. Peki o zaman başlayalım çizmeye. Burası x ekseni, burası y ekseni dedim. İyi dinle. X'ler 4 iken, yani şurada da 4 iken 3'ten geçiyormuş. O yüzden ilk olarak bunu bir gösterdim. Tık 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 gösterdim. Burayı da nokta 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 gösterdik. Tamam, buradan geçiyor fonksiyon, o kesin. Şimdi diyor ki bak, 4'ten önce mutlak değer x eksi 1. 1 nerede hocam? 1 şurada bir yerde olsun. Demek ki ben bunu nasıl çizeceğim? V şeklinde buraya kadar ve bu şekilde çizeceğim. Daha sonrasında 4'ten sonra da x eksi 7'nin mutlak değeri. 7 de şurada. Demek ki ben 7'den itibaren bir v şekli oluşturacağım. Etti mi sana bir w şekli? A. İşte fonksiyonun grafiği karşımızda arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet, şimdi grafik çizim işini artık sonlandıralım. Bayağıdır çiziyoruz çünkü. Yani hani şöyle bakayım, 15-16 dakikadır grafik çiziyoruz. Şimdi neredeyiz? Artan ve azalan fonksiyon grafiği ve son yarım sayfamız, tek sütunumuz kaldı. 95. Diyor ki bu fonksiyonun artan ve azalan olduğu yerleri göster. Abi yukarı doğru fonksiyon hareket ediyorsa, yani sayfayı düz bakıyorsan, yukarı doğru hareket ediyorsa artandır, aşağı doğru hareket ediyorsa azalandır. Artan azalanını daha öncesinde farklı bir şekilde göstermiştik. Teorik olarak, sözel olarak ifade etmiştik. Ama grafik üzerinde artanlık azalanlık gayet kolay bir şekilde bulunur. Bak bizim fonksiyonumuz buradan buraya kadar artmıştır. Buradan da buraya kadar artmıştır. Göründüğü üzere. O halde ben diyorum ki bu fonksiyonun artan olduğu aralık şunlardır. Eksi 7'den kapalı, 1'den kapalı aralık birleşim 4'ten de 6'ya kadar artmıştır. İşte bu iki birleşim noktaları, aralıkları bize artan olduğu yerleri verirken, azalan olduğu yer neresi hocam? Bak 1'den 4'e kadar azalmış, dolayısıyla 1 ile 4 kapalı aralığı diyorsun. Şimdi tabii ki illaki aklına şöyle bir soru takılabilir. Takılması da lazım, takılsın zaten. Dersin ki hocam şimdi ben burada, şurada bir noktası var ya, ona artan dedim, 4'e de artan dedim. Sonra aşağı baktım, buradaki 1'e azalanlığın içerisine dahil ettim, 4'ü de azalanlığın içerisine dahil ettim. Yani o zaman bizim fonksiyonumuz 1'de hem artan hem azalan mı? İşte bu soru can alıcı bir soru, güzel bir soru. Hocam şunu diyoruz: noktasal olarak artanlıktan azalanlıktan bahsedilemez. Mesela bir örnekle açıklayayım sana. Şöyle bir soru sorsam sana, sen dersin ki ne diyor la bu dersin. Soruyorum. Canım arkadaşım, 5 sayısı artan mıdır azalan mıdır? Artıyor mu azalıyor mu? Sen dersin ki neye göre? Hani 3'e göre ise evet 3'ten 5'e artmıştır. 7'ye göre ise yani 7'den 5'e azalmıştır hocam. Yani hani neye göre diye sorarsın. Noktasal olarak, yani tek bir sayı için artanlıktan azalanlıktan bahsedilemez. Şimdi ben burada eksi 7'den 1'e kadar gelmişim ama nasıl gelmişim? 1 şura abi, 1 bura. Ben buradan buraya gelene kadar demişim ki fonksiyon artmıştır. 1'den sonra azalmaya başlamıştır. 1'de noktasal olarak artanlık azalanlıktan bahsedilemez. O yüzden sen bunların artanda da azalanda da kapalı aralıkla göstereceksin. Tamam mı? Umarım anlaşılmıştır. Ve gençler, periyot, fonksiyonlarda periyot, bunu trigonometrinin içerisinde de göreceğiz. Tamam mı? O yüzden iyi dinle. Tek bir örnekle açıklayacağım. Örnekleri zaten karşına çıkacak olan sorularda basit olacak. Ama tek bir örnekle açıklanabilirse o örnekte bu örnek olmalı. İyi dinle. Şimdi olay şu. Görselleştireceğim. X ekseni, y ekseni diyelim. Tamam mı? Ve şöyle bir fonksiyonumuz olsun bizim. Mesela şöyle, 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 sonra şöyle, sonra şöyle. Bir tane daha çizelim ya. Şöyle. Hadi bir tane daha çizeyim sana. Bir de şöyle. Şimdi ben diyorum ki bura eksi 5 olsun. Şura eksi 2 olsun. Hatta olmasın. Şura eksi 4 olsun. Şura eksi 2 olsun. Şura 0. Bura 2. Bura 4. Bura 6 olsun. Ve tık 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 şöyle de bunlar bunları kapatsın. Şimdi bu bir fonksiyon grafiğidir. Değil mi? Ve dikkat ettiysen bu fonksiyon 2'de bir kendini tekrar ediyor. Bak lafın da tam oturdu ha. 2'de bir kendini tekrar ediyor. 2 birimde bir aynı görüntüyü oluşturuyor. Aynı görüntü. O zaman işte ben bu fonksiyonlara periyodik fonksiyon diyeceğim. Periyodu kaçtır diye bir soru sorarlarsa 2 diyeceksin. Kaçta bir tekrar ediyorsa o senin periyodundur. 2 birimde bir kendini tekrar ettiği için periyot 2'dir. Ve periyodu T ile gösteririz arkadaşlar. Şimdi sorumuzu çözebiliriz artık. Sildim burayı. Diyorum ki R gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyonu, f fonksiyonu. X'ler eksi 10 ile 10 arasındayken bütün x'ler için fx eşittir mutlak x biçimindedir. Gayet basit bir fonksiyon. X'ler reel sayı için fx'ler de fx artı 15'e daima eşit oluyor diyor. Bu ne demek? Mesela f3 f18'dir. f18 f33'tür. f33 33 dedim, 3 yazdım. f33 hocam o da f48'dir. Biçiminde kafamıza göre takılabiliriz. Çünkü 15'te bir tekrar varmış. Ha, tamam. Güzel. F82 kaçtır diye soruluyor. Ben şimdi fonksiyonun kuralını, yani şurayı uygulayabilmek için x'leri eksi 10 ile 10 aralığına taşımam gerekiyor. Nasıl taşıyacağım? Çok iyi dinliyorsun. Abi f82 bu fonksiyonun periyodu 15 değil miydi? 15 azalt. 15 azaltırsam hocam 67 olur. Bir 15 daha azalt. Hocam 52 olur. Bir 15 daha azalt. Hocam bu da şöyle 47, 37 olur. Bir tane daha 15 azaltalım rica. F22 olur. Bir 15 daha azaltırsan F7 olur hocam. Tamam, dur orada. Niye burada durduk? Bir 15 daha azaltamaz mıydık? Azaltma. Niye biliyor musun? Çünkü F7 dediğimiz değer artık eksi 10 ile 10 aralığında olduğu için ben fonksiyonun kuralını uygulayabilirim. F7 mutlak değer 7'ye ve tabii ki bu da 7'nin ta kendisine eşittir. Çok güzel oldu. Evet gençler, umarım anlatabilmişimdir derdimi. Tamam. Artık şunu söyleyebiliriz ki fonksiyonların konu anlatımı bugün itibariyle bitmiştir. Ben bu kalemi buraya koydum. Fonksiyonları bugün bitirirsem, bugün başka video çekmeyeceğim diye kendime söz vermiştim, çekmeyeceğim. Bugün başka video çekmeyeceğim. Zaten kampta öndeyim. Öndeyim dedim de 1-2 gün. Biraz öndeyim. Bugün başka video çekmeyeceğim. Şimdi fonksiyonların ÖSYM bakış testleri var artık önümüzde. Ki ciddi anlamda hani sana da şöyle birazcık göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel sorular var. Yani bak, ben bu kaynaktan çözüyorum diye veya işte ben bu soruları çözüyorum diye övmüyorum arkadaşlar. Yani böyle bir şey olamaz zaten, bu saçmalık. Çünkü hani sen sınava gireceksin abi, yani senin geleceğinle alakalı ben burada kendi egomu tatmin etmek için bak çok güzel sorular ha, bunları çöz deyip bu sorular bir işe yaramayacaksa ben sana niye çözdüreyim, çok saçma zaten. O yüzden samimiyetime güvenebilirsiniz. Yahu baldan tatlı sorular, bak çok iddialıyım ya. Yani ÖSYM neyse bunlar o arkadaşlar. Karşınıza bu sene çıkma ihtimali bulunan sorular. Ben sana böyle söyleyeyim, sen o şekilde anla. Tamam. O yüzden bu soruları rica ediyorum, önce kendi bir çözmeyi dene. Çözemediklerine bak. Uzun çözüm yaptıkların varsa gel onlara da beraber bakalım. Tamam mı? Kısa bir şekilde çat diye çözdüklerin varsa onların çözümlerini izleme. Ama önce kendin çöz bu sayısı, tamam mı? Evet, artık videomuzu noktalayalım. Biraz da yorulduk. Bakalım 53 dakika olmuş. Yorulmuşuz vallahi. Gençler, sonraki videomuz artık ÖSYM bakış testi olacak. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.